İnsanlık tarihi boyunca deneyimlediğimiz bir şey var. Her şey yere düşer, öyle değil mi? Örneğin soldaki resme bakın. Yağmur yağıyor. Yani burada yere düşecek kadar büyük olan su damlacıkları söz konusu. Yağmur damlaları öylece havada asılı durmuyorlar, öyle değil mi? Aynı şekilde insanlar da, arabalar da bir yerden bir yere savrulmuyorlar. Yere temas ediyorlar. Yine yağmura dönelim gökyüzünden akan su damlacıkları yere düştükleri zaman su birikintisi oluşturuyorlar ve oluklar varsa buralardan akıyorlar. Yani olabildiğince yere doğru, zemine doğru gitmek istiyorlar. Bir diğer örnek ise bu resimdeki iğneler. Bunları elimize alsak ve yere doğru bıraksak hepsi düşer. Ya da yerde duran bir iğnenin durup dururken kendi kendine yukarıya doğru hareket etmesi, havalanması gibi bir durum söz konusu olamaz. Kısacası bütün bu gözlemlerimiz, tecrübelimiz şunu gösteriyor. Her şey düşer. İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde insanlar bu durumu hiç sorgulamadan kabul etti ve gerisindeki bilimi düşünmedi. Yani onlara göre bütün nesneler düşmeleri gerektiği için düşüyorlardı. Doğalarında düşmek vardı. Aksine düşünmek saçmaydı. Ve bu sebeple bu resimde gördüğünüz adam gelmiş geçmiş en büyük dahilerden biriydi. Benim bu videoda anlatacağımdan çok daha fazla çalışması vardı. Kısacası tarihte yerine almış olan en ünlü bilim insanlarından biri. Onu hepiniz tanıyorsunuz. Isaac Newton. Rahatlıkla söyleyebilirim ki Newton, insanlık tarihinin en büyük beş zekasından biriydi. Gerçekten etkileyici bir bilim insanı. Kimse nesnelerin neden düştüğünü sorgulamazken onun bu konuya bir merakı vardı. Nesneler düşmek zorundalar mı sorusu kafasını kurcalıyordu. Anlatılanlara göre Newton'ın bu merakı bir ağacın altında uyurken kafasına elma düşmesiyle oluşmuş. Ama aslında bu hikaye pek de gerçekçi değil. Yani eğer televizyonda bir yerde kafasına elma düşen Newton sahnesini görürseniz olayın aslında muhtemelen öyle gelişmediğini söyleyebilirim. Yine de gelin bir ağaç çizelim. Konuyu anlamak için bize yardımcı olur. Önce dallarını çizelim. Şöyle birkaç da yaprak çizelim. Evet, sanırım ağaca benzedi. Ve bu da meşhur elmamız. Şimdi çoğu insana bu dal kırılırsa ne olur diye sorarsanız verecekleri cevap tahminen elma yere düşer olur. Çünkü gördükleri, gözlemledikleri şey bu olduğu için bu yere düşme meselesinin doğanın bir kanunu olduğunu düşünürler. Isaac Newton'ı bizden ve herkesten ayıran fark da burada zaten. Çünkü Newton bu durumu hep ola gelmiş bir şeymiş gibi kabul etmeyip neden sorusunu sordu. Bu elma neden düştü? Bu soruyu sorarak Newton, binlerce hatta on binlerce yıldır süre gelen ve kabul edilmiş olan bir yargıyı sorguladı. Bize bu sorunun nasıl olağanüstü bir soru olduğu şimdilerde çok anlaşılır gelmeyebilir. Ama onun yaşadığı dönemi düşünürsek kalıpların dışına çıkan bir soruydu. Neden? Nesneler her zaman düşmek zorunda mı? Bu sorular onu farklı bir şekilde düşünmeye itti ve kurduğu mantık zinciri bugün hala çoğu yönleriyle beraber kullandığımız klasik mekaniğin temelini oluşturdu. Son yüzyılda ise burada gördüğünüz beyefendi yani Albert Einstein tarafından Newton'un söyledikleri bir miktar değiştirildi. Ama dünya üzerindeki nesnelerle ilgilendiğimizde ve ışık hızına çıkmadığımız sürece hala çoğunlukla Newton'ın bu basit sorudan elde ettiği matematiği kullanabiliriz. Newton nesnelerin sadece bir sebeple yere düştüğünü söylememişti. Bunun yanında bir yasa bile bulmuştu. Tahmin ettiğiniz üzere elmayı yere düşüren şeyi Newton yer çekimi olarak düşündü ve buradan da evrensel kütle çekim yasasına ulaştı. Newton'a göre tüm nesneler bir kuvvet sayesinde birbirini çekiyordu. Hatırlamakta fayda var. Kuvvet vektörel bir büyüklüktür ve nesneler arasındaki kuvvet cisimleri birbirine doğru hareket ettirecek şekilde oluyor. Kuvvet yani F eşittir diyoruz. Eşitliğin diğer tarafına önce büyük G yazalım ki bu bir sabit. Değerini birazdan vereceğim ama şimdilik sadece küçük bir sayı yazayım. çarpı birinci nesnenin kütlesi çarpı ikinci nesnenin kütlesi bölü bu iki nesne arasındaki uzaklığın karesi. Evet, iki nesne arasındaki uzaklığın karesi. Bu formülü dünyanın çekim kuvveti şeklinde düşünelim. O zaman ne olacak? Burada kütlelerden biri dünyanın kütlesi olacak. Örneğin şu olsun. Diğer ise dünya üzerindeki nesnenin kütlesi olsun. Örneğin benim kütlem. Peki aşağıdaki R nedir? İki nesnenin kütle merkezlerinin arasındaki uzaklıktır. Bu durumda dünyanın kütle merkezi ve benim kütle merkezim arasındaki uzaklıktan bahsediyoruz. Bu da aşağı yukarı dünyanın merkeziyle benim göbek deliğim arasındaki uzaklık oluyor. Şimdi videonun başında yağmur damlaları, taksiler, insanlar, toplu iğneler ve bunların dünya ile arasında olan çekimden bahsediyorduk. Tam bu noktada aklınıza ilginç bir soru gelebilir. Eğer tüm nesneler birbirini çekiyorsa, şu anda baktığım bilgisayar ekranı neden beni çekmiyor ya da ben onu neden çekmiyorum? Şuraya bir bilgisayar ekranı çizelim. Benim çizdiğim biraz eski model oldu ama <laughs> olsun. Şimdi bu bilgisayarla benim aramda bir çekim kuvveti var mı? Evet, var. Bilgisayar beni çekiyor. Ben de bilgisayarı çekiyorum. Ama o zaman neden bilgisayar benim suratıma yapışmıyor? Çünkü bilgisayarla benim aramdaki bu çekim kuvveti çok düşük. Burada bilgisayara etki eden diğer kuvvetleri de düşünelim. Örneğin bilgisayar ve masa arasındaki sürtünme kuvveti ya da dünyanın bilgisayarı çekme kuvveti. Bu kuvvetler yanında benim bilgisayara uyguladığım kuvvet yok denilecek kadar küçük kalıyor. O yüzden de elbette bilgisayar bu çekim kuvveti sebebiyle gelip de suratıma çarpmıyor. Bunu size daha iyi anlatmak için sanırım büyük G'nin matematiksel değerini vermeliyim. Yaklaşık olarak yazarsam 6,67 çarpı 10 üzeri eksi 11. Birimse Newton çarpı metre bölü kilogramın karesi. Biraz garip bir birim oldu değil mi? Gelin birlikte bakalım. Büyük G'yi yalnız bıraktığınız zaman şunu görürsünüz. İki kütleyi çarptığımız için kilogramın karesi olacak böldüğümüz uzaklığın birimi ise metre. Bunu yapınca birim olarak Newton elde ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu sabit değerimiz çok çok küçük bir sayı. Uzun uzun yazmak istersek 0 virgülden sonra 10 tane daha 0 koymamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 virgül 67'yi de ekliyorum. Evet gördüğünüz gibi alttaki ile üstteki aynı sayı. Şimdi formüle döndüğümüzde büyük G'nin yanındaki kütle değerlerine küçük sayılar yazarsak, örneğin bilgisayarın kütlesiyle benim kütlemi yazarsak o zaman bu kuvvet değeri çok küçük kalacaktır. Yani ciddiye alamayacağımız kadar önemsiz bir kuvvet. Ancak buraya dünyanın kütlesini yazdığımızda işler değişir ve kütle çekim kuvveti büyük bir değer alır. İsterseniz dünyanın kütlesini araştırıp bakabilirsiniz. Şimdi bu detaya girmek istemiyorum. M2 yerine dünyanın kütlesini yazarsak, uzaklık yerine de dünyanın yüzeyinden merkezine olan uzaklığını yazarsak ve büyük G ile çarparsak büyük bir sonuç çıkar. G ile M2'yi çarparsak ve R kareye bölersek sadeleştirince küçük g elde ederiz. g aynı zamanda dünya üzerindeki yerçekimi ivmesinin değerini de gösteriyor. Bu değeri de yuvarlayarak yazacak olursak 9,8 metre bölü saniye kare. Ve geriye sadece diğer kütle kalır. G çarpı M1 yazıyorum. Basitleştirmek için şöyle söyleyeyim. Eğer bir şey dünyanın yüzeyine yakınsa uzaklığın ne olduğu fark eder. Bu durumda yer çekimi ivmesi yani küçük g çarpı m1 işlemini yaparız. Örneğin beni ele alalım. Benim kütlem 70 kilogram. Size tam bu noktada bir parantez açmak isterim günlük hayatta birbiri yerine çok fazla kullanıldığından kütle ve ağırlık sanki aynı şeymiş gibi anlaşılır. Ama bu algıyı kafanızdan silmenizi istiyorum. Çünkü kütle ve ağırlık birbirinden farklı kavramlardır. Benim kütlem 70 kilogram. Bunu yer çekimi ivmesi yani g ile çarptığımda dünyanın bana uyguladığı kuvvetin değerini bulurum. Bu da benim ağırlığım olur. Gelin bu kuvveti hesaplayalım. 9,8 metre bölü saniye kare çarpı 70. 9,8 çarpı 70 diyorum. Bakalım sonuç ne? 686 eşittir 686. Birimi de kilogram metre bölü saniye kare. Bu tabii ki Newton'un tanımı. Zaten bu yasayı o bulduğuna göre biriminde onun adını alması çok mantıklı. Öyle değil mi? Benim dünya üzerindeki ağırlığım yani Dünya ile aramdaki kütle çekimsel ilişki 686 Newton. Tam da bu noktada size ilginç bir soru sormak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu dünya ben de üzerinde nokta bile değilim ama nokta olarak göstereceğim. Hint Okyanusu üzerinde bir yerlerde takılıyorum. Şimdi dünya beni 686 Newton'luk bir kuvvetle çekiyorsa ben onu daha büyük bir kuvvetle mi yoksa daha küçük bir kuvvetle mi çekiyorum? İnsan hakkında ilk önce dünyanın kütlesi daha büyük. Dolayısıyla o seni senin onu çektiğinden daha büyük bir kuvvetle çekiyordur cevabı geliyor. Ama maalesef bu cevap doğru değil. Dünya beni 686 Newton'luk bir kuvvetle çekiyor. Ben de onu 686 Newton'luk bir kuvvetle çekiyorum. Yani ikimiz de birbirimize eşit kuvvetler uyguluyoruz. Meğer ben bayağı güçlüymüşüm. Bu size mantıklı gelmemiş olabilir. Bir binanın tepesinden atlıyor olsam, bana etki eden yer çekimi kuvvetiyle yere doğru ivmelenirim. Ancak dünya bana doğru ivmelenmez. Belki şöyle açıklayabilirim: Kuvvet eşittir kütle çarpı ivme'dir. Bu formülü iki taraf içinde uygulayalım. Yani 686 newton eşittir 70 kilogram çarpı ivme. Bunu hesapladığımızda 9,8 metre bölü saniye kare gelir. Yani gayet büyük bir değer. Aynı formülü dünya için uygularsak 686 Newton eşittir çok büyük bir sayı çarpı dünyanın bana doğru kazandığı ivme. Dünyanın kütlesi çok çok büyük olduğundan ivme değeri çok çok küçük gelecektir. Yani hissedilemeyecek kadar küçük olacaktır. Çok küçük yazıyorum. Muhtemelen dünya ile dünyanın yüzeyi tüm diğer nesneler arasındaki kütle çekim kuvveti tarafından dengelenecektir. Ama ben dünyanın etkileşime girdiği tek nesne olsaydım bile ivme yine de çok küçük ve ihmal edilebilir bir değer olacaktı. Öte yandan benim dünyaya doğru ivmem gayet hissedilir bir değer olur. Çünkü benim kütlemle dünyanın kütlesi kıyas bile kabul etmez. Yani çekim kuvvetimiz aynı ama yine de kütle farkından dolayı ivme durumunda fark görülür.